7 yıldır görevliyim. Bana akşam 5 gibi bir ihbar geldi. Orada sonra arkadaşa dedim ki bu gece yine gelirse bana haber ver. Saat 9'da telefon çaldı. Dedi bu kız yine geldi. Ben geldim 9'da, 9.30 gibi. Duvarın dışından baktık. Şurada bir kız çocuğu var. Veya kız çocuğu değil, burada bir kişi duruyor siyah giyimli. Oradan dedim ki bak siz kimseniz, ağlıyorsunuz orada. Ben mezarlık görevlisiyim. Vatandaşlara yardımcı olduğum gibi size de bir yardımcı olmak istiyorum. Böyle bir şikayetler var. Derdiniz neyse size yardımcı olayım. O da kalktı ya. Döndü şu şekilde baktı. Ha bu kız çocuğuymuş dedim. Ben duvarın üstünden bu yana atlarken bu kız çocuğu yürümeye başladı. Orasına arkadaşın elinden fener aldım. Ben şu ileriye kadar peşisine gittim. Tabii aramızda niye yakalayamadın diye bir sorular oluyor. Aramızda bayağı 30-40 metre vardı. Onun için yakalayamadım. Bir de 1.60 boylarında komple siyah giyimli, omuzlarına kadar saçları var ve örgülüydü. Yüzünü gördünüz mü? Yüzünü tam şu anda aradan biraz zaman geçtiği için şöyle böyle hatırlıyorum. Tam net olarak hatırlayamıyorum. Duvardan burası 30-35 metre geldiğine göre düşün. Oradan ben atlamaya kalktığımda o yürüdü. Yani bu 40 metreye falan çıktı. Devamlı takip dedik. 40 metre yani ileriye gidince zaten üzeri siyah giyimli. Bir de mezarlık, her tarafta ağaçlık var. Gecenin karanlık olması sebebiyle mezarların arasında yattı mı, bir yere mi kaçtı tam o anda bulamadım. Mezarların birkaç mezara baktım yattıysa falan diye. Bulunmadı. Peşine gittiniz yani. Evet, peşine gittim. Ben oradan geldiğimde kız şu şekilde duruyordu. Siz kimsiniz falan dedi. Biraz önce anlattığım gibi kız şu şekilde kalktı. Kız olduğunu bilmiyorum önce. Şu şekilde kalktı. Bakınca ha bu kız çocuğu dedim. Ona kız çocuğu demem sebebi saçları falan uzun, örgülü ve yüzünü de görünce yani bu kız çocuğu olduğuna emin oldum. Yürümeye başladı ve arada böyle bakıyor bana geliyor mu diye. Ve ben oradan atladım. Tabii oradan ben atlarken o yol yürüyor. Yürüdüğü için aradaki mesafe biraz daha uzalıyor. Evet. Ben hızlandıkça da o hızlanıyor. Şurada ileride yol bitiyor bu yolun devamı. Evet. Siz tabii takip etmeye devam ediyorsunuz. Aynen. Devam ediyorum ben bu şekilde. Ben hızlanıyorum, o da hızlanıyor. Evet. Peki koşuyor mu yoksa normal yürüyor mu? Sizin yani hareketini algılıyor. Ayak sesinden midir de ben hızlandıkça o da hızlanıyor. Nerede kayboldu? Yani diyorlar ki işte şehit mezarının orada kayboldu. Şuradaki ağaçlar var ya kalabalık. O ağaçtan oraya gelince orada kayboldu. Şuradaki ağaçların olduğu şu top ağaçların olduğu yerde kayboldu. Ama üzerindeki siyah elbiseden dolayı ve boyu da kısaydı ya mezarların arasına yattı ya da bir yerlere kaçtı. Yani bir de karanlık, gecenin karanlığı. O andan sonra kaybettim, göremedim. Dikkat dikkat. Mezarlık ziyaretçilerinin dikkatine. Mezarlığımız 5 dakika sonra kapanacaktır. Ziyaretçilerimizin ziyaretlerini tamamlayıp çıkış yapmaları önemli, rica olunur. Dikkat dikkat.